adamın da ağzı ne genişmiş, ağzına testere girdi. O nasıl ağız? Kadına sarıldığında arkadan eline bok geliyor. Çünkü kadın az önce otururken altına sıçmış. Adam evet son nefesini veriyor. Azrail adamın canını aldı ve adam öldü. Dilde yandı, dile bak. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Dünyanın en komik animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Geçen animasyonlarda biliyorsunuz Hüngür Şakır ağladı. Yeter dedim. Biraz da gülelim. Çıldıracağız. O zaman ne yapıyoruz? Beni destekliyoruz. Like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Ve kanala abone oluyoruz. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Videomuza başlıyoruz. Evet, iyi geceler öpücüğü. Ne kadar güzel İngilizcem var ya. Uyuyan bir çocuk. Babası içeri girdi. Çocuğuna baktı. Ay dedi, iyi ki yapmışız biz bunu ya dedi. Ne güzel yapmışız dedi ya. Sonra kızının yanına yaklaştı. Bir öpücük kondurdu kızına. Üzerini örttü. Bir baba iyi bir baba gibi. Sonra dışarı çıkıyordu. Ki bir sinek gördü. Hayır dedi. Bu benim kızımı rahatsız edemez dedi. Seni alır duvara yapıştırırım dedi ve yapıştırdı. Sineğin mortu çıktı. Sonra evladına baktı. Huzurlu geceler, iyi ki seni yapmışız ya dedi. Yine çıktı. Kız uyandı. Allah dedi. Yastığına baktı, altına dişine baktı. Dişi oradaydı. Ağlamaya başladı. Anam ne olmuş? Babasının o sinek diye öldürdüğü diş perisiymiş. Kızın bütün hayalleri gitti. Ne dileklerle yattı be o yatağa. Bize gelmeyen peri kıza gitmiş. Şansa bak, kızın hayattaki şansına bak. Babası da iyilik yaptığını düşünüyor. Kurban olayım. Periyi öldürmüşsün baba. Cinayet işlenmiş orada. Peri ne yapacaktı? Kızının dileğini falan yerine getirecekti. Emaneti alacaktı. Dişi alıp gidecekti yani. Sinek zannetti ama adam da haklı. Vızıldıyor orada. Sinek gibi kanatları var. Ne yapsın? Peri kanadı öyle mi olur? Biraz daha böyle büyük olacak. İnsanların anlayabileceği bir şekilde. Adam da haklı yani. Peri de öyle savruk savruk dolaşmasaydı. Böyle böyle. Kimin artistiğin ya? Git işini gör. Çık git. Al canından oldun. Allah rahmet eylesin diş perisine. Neyse bu videoda neyi öğrendik? Arkadaşlar gerçekten diş perisi varmış. Bunu öğrendik. Benim küçüklükten beri hep merak ettiğim şeydi bu. Diş perisi var mı? Yok mu? Varmış. Kafasında 3 tel saç bulunan adam aynaya bakıyor idi. Üzülüyor idi. Ve kafasındaki o son 3 telde kendini bırakmış idi. İyice psikolojik bunalıma girdi. Ve sonra aklına bir şey geldi. Dedi bu benim aklıma daha neden önceden gelmedi, o neredeydi falan diye araştırmaya düştü. Buldu. Güldü. Hoşuna gitti. Sonra satıcıya gitti. Büyücüden saç iksiri alacak idi. Aldı. Ve aç köpek gibi bir hamlede içti. Büyücü kaldı. Anam öyle yapılmıyor o dedi. Aha bak böyle yapılıyor, kafaya döküyorsun dedi. Dengesiz malak dedi. Aha bak anında da çıkıyor böyle dedi. Bak adamın gırtlağından çıktı. Çok acıklı bir hikayeydi bu. Ama işte tez canlılığın sonu budur. İki dinleseydin büyücüyü belki sana iki dakika bir tarif verecekti. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın diye. Sen niye aç amelsiz gibi şişeyi gördüğün gibi içtin? Ona kalsa şişe... Tövbe estağfurullah neyse. Ne oldu, ağzından saç çıktı. Saç zehirlenmesinden öleceksin. Bir şeyi de çok isteyince bokunu çıkarmamak gerekiyor. Bu animasyon komik bir animasyon. Böyle bizim güleceğimiz bir animasyon. Ama burada çok ciddi bir hayat derslerinden biri yatıyor yine. Acele işe şeytan karışır. Bak karıştı. Adam kıl yumağı oldu çıktı. Evet. Ameliyathanedeki bir ekip ve bir de hasta. Doktor hastasını ameliyat edecek. Neşterle gövdesini falan yardı her tarafı. Sonrasında asistanından makası istedi. Sonra bir şeyler daha istedi. Asistanı ona bir yüzük kutusu verdi. Evlenme teklifi etti.
Romantik dakikalar yaşandı. Kız hasta mı oldu? Anam evlenmeye gitmişler. Kız siz de ne abazaymışsınız anam ya. Kız hemen anında bulduğu gibi, aha bir de balayına da gidiyorlar. Kız hastaya, anam hasta mort olmuş, sinekler uçuşuyor. Aa, olan adamı oldu, adamın suçu günahı. Lan sen de gerizekalı dangalak, başka bir evlenme yöntemi bulamadın mı? Anam sen de doktorsın, insanların hayatını kurtarıyorsun. İki evlenmek uğruna orada hastan var kız. Yarmışsın gövdesini bekletiyorsun, anam gittin evlendin. Bu nasıl bir evde kalmışlık psikolojisi? Hasta var, bir onu ameliyat edelim, ondan sonra değil. Öldü adam. Burada da çok büyük bir hayat dersi yatıyor arkadaşlar. Ameliyathanede sevgilinize evlenme teklifi etmeyin. Evet, dişçi koltuğunu. Ay dişçiden nasıl korkuyorum. Hala korkuyorum, hep korkuyorum. Geçen dişim çıktı ya. Evet, hastasını tedavi eden bir diş hekimi. Yandan da ona yardımcı olan asistan. Evet, dişçi hastasını tedavi ediyor. Ve eline teslim... Aa, adam katilmiş ya. Anam elini bile ulaştırmadı, kadını öldürttü ya adamı. Kız adamın da ağzı ne genişmiş, ağzına testere girdi. O nasıl ağız, sen testere yazıyorsan tövbe estağfurullah. Ama öyle, adam pisi pisine öldü. Dişçi pisi pisine katil oldu. Biri mezara gitti, biri mapusa gitti. Katil de elini bile kirletmedi ya. Bir de en temizi de duran o ha. Yemin ediyorum en az sinsi bekleyeceğim de o. Baş yılan oymuş. Üç başlı yılanmış o. Dişçide de hata. Gözü kapalı hasta tedavi edilir mi? Hastada da hata var. Dişçiye desene. Gözünüz niye kapalı? Neden acaba? Ağzım açık burada çünkü. Evet, restoranda bir çift. Garson yemeklerini getirdi. O ne biçim yemek servis edişti ya? Evet, yemek yemeye başladılar. Adam önden gitti. Kız biraz yiyor. Evet, midesini bozdu kız. Anam osurdu. Adam şok. Ana yok diyor, ben osurmadım, o osurdu. Ben değilim diyor. Adam da tamam o zaman falan filan diyor. Sonra gülüyor adama. Kız da hiç olmamış gibi falan filan gülüyor. Adam diyor ki gel diyor. Sarılmak istiyorum, öpüşmek istiyorum diyor. Kadına sarıldığında arkadan eline bok geliyor. Çünkü kadın az önce osururken altına sıçmış. Sevgilinle yemeğe çıkıyorsun, osuruyor. Hadi osurmayı geçtim, sıçıyor. O sıçmak değil zaten, ötürmüş o ya. Evlerden ırak. Burada da çıkaracağımız hayat dersini söyleyeyim arkadaşlar. Dışarı çıkmadan önce tuvalete gidin. İşleminizi halledin, dışarı öyle çıkın. Ne olacağı belli olmaz. Evet, bir adam bir yere gidiyor. Girdiği yer falçı. Falına baktırmak istiyor adam. Kadın diyor ki otur gel falına bakayım. Bakıyor. Adama bakıyor. Bir bakıyor ki adam zengin oluyor. Paraya para demiyor. Paraya bok diyor. Kadın mutlu oluyor. Adama söylüyor bunu. Bir bakıyor ki karşısına. Adam yok. Nerede diyor. Anam adam kasayı boşaltmış. Kaçmış. Evet paraya para demiyor. Paraya bok diyor. Senin sayende. Bu neden biliyor musunuz? Harammış. Neden? Umut tacirliği yapıyorsun orada. Bak mesela ben ne zaman falcıya gitsem ilk cümlesi şu. Bu yıl sana yurt dışı tatili gözüküyor. Büyük ihtimal böyle umutlar verdi. Buradan alacağımız hayat dersini söylemek isterim. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu birincisi. Bir de sakla samanı, gelir zamanı. Ne alaka bilmiyorum ama bunu da söylemek geldi içimden. Ay evet, bir şato, en sevdiğim hasta bir kral, karısı ağlıyor başında, kurban olayım, müthiş bir aşk var. Adam evet son nefesini veriyor. Azrail adamın canını aldı ve adam öldü. Dil de yandı, dile bak. Kadın da onu alnından öptü, güle güle ciğerim dedi ve gözü gitti kadının, gözü adamın tacına takıldı. Bak aşkı görüyor musun? Adam öldü, dakikasında Azrail'in demek ki işi bitmemiş. Adamın canını almış, sıra sende demiş. Kadın da gitti. Huzurlu bir şekilde ikisi de öbür dünyayı boyladı. Ama kadın çok pis pisine öldü ya. Ya düşünsene, skandal yani. Bunları bulduklarında adam hadi son nefesini vermiş. Kadın kraliçe, müthiş dedikodu halkta. Nasıl ölmüş haberiniz var mı? Gözü gitmiş, kralın tacına takılmış. Demek ki tacında gözü varmış falan diye çevrilir o dedikodu, nasıl çıkar? Kraliçe şerefsiz olur o dedikoduların sonunda. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.